KESK ESM Eskişehir İl Temsilciliği Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü önünde 1 Mayıs konulu açıklama yaptı. KESK Eskişehir İl Temsilciliği adına Ozan Karaman, mevcut düzenin insanlığın temel sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz olduğu çok acı bedeller ödenerek bir kez daha görüldü, dedi. Sözlerini şu şekilde sürdürdü. İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs tarihte ilk kez geçtiğimiz sene büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında kutlanamamıştı. Dünya emekçileri iş, gelir ve sosyal güvenlik taleplerini pandemi koşullarında emeğin yaratıcı gücüyle buldukları yöntemlerle tek ses, tek yürek olarak dile getirmişlerdi. Evlerden, iş yerlerinden, belirli sembolik merkezlerden yükselen irade ile dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiğini dünya emekçileriyle beraber hep beraber haykırmıştık. Bizler de DİSK, KESK, TMOB ve TTB olarak ülkemizi ve dünyamızı göz göre göre büyük bir felakete sürükleyen neoliberal kapitalist düzene karşı emek ve bilim ile kurulacak yeni bir toplumsal düzenin şart olduğunu ifade etmiştik. Aradan bir yıl geçti. Mevcut düzenin insanlığın temel sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz olduğu çok acı bedeller ödeyerek bir kez daha görüldü. 10 yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Dünya kapitalist sisteminin yarattığı eşitsizliklerin ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık hizmetlerinin ve güncel olarak COVID-19 aşısının bir ticari meta haline gelmesinin bedelini insanlık ağır biçimde ödüyor. Ve bu koşullar altında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 1 Mayıs 2021'de yeni bir toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı mücadelesini büyütme çağrısı yapıyor.